genelde yetkililer önlem almak yerine risk almayı seçtiği için hayatımızda tuzak çok. İşte o tuzaklardan biri İstanbul'da dalgın şoförlerin yoğun sandığı bir merdiven. Bu kez bir taksici o tuzağa düştü. Araç basamaklarda asılı kaldı. Şoför ölümden kıl payı kurtuldu. Bu dördüncü defadır oluyor. Bu merdiven adeta bir kapan. Ona en son yakalanan da bu taksici oldu. Araç basamaklarda adeta asılı kaldı. Şoför ölümden kıl payı kurtuldu. Burayı yol zannediyor, merdivenlerden aşağı indi. Bir an önce müşteri almak isteyen taksici düz yolu kullanmak varken yokuşları tercih etti. Bu tercihi onu az kalsın canından edecekti. Müşteri yoktu, oradan hızla geliyordu. O taksi yokuş aşağı çok hızlı bir şekilde ilerliyordu. İddiaya göre tam bu noktaya geldiğinde ne sağa ne de sola döndü. Yola devam etmek istedi. İşte tıpkı bu araç gibi. Az önce bu araçta buradan sola dönmek istedi. Yol olduğunu düşündü. Merdiven olduğunu fark edince durdu. Ancak o taksi durmadı ve tam bu noktada asılı kaldı. Hop hop dedim, oradan yol yok dedim. Dememden aşağı doğru inmesi bir oldu yani. Şoför merdivenlerde asılı kalan taksiden inemedi. Çünkü araç zor duruyordu. Her an uçabilirdi. El frenini çekti. Araç askıda kaldığı yerden kurtarıldı. O sırada merdivenlerden çıksaydınız ne olacaktı? Vallahi biçecekti. Biçip götürecekti. Buraya duba koydulardı. Kırmızı dubayı söktüler. Kim söktü? Buradan biri sökmüş. Şişli'de dün akşam yaşanan bu kaza ilk değildi. İddiaya göre daha önce de 3 defa aynı şekilde sürücüler yolu görmediği için buradaki merdivenlere girdi. İşte daha sonra buralara duvalar konuldu. Ancak o duvalarda kaldırıldı ve yerine yeni uyarıcı levhalar konulmadığı için kazalarda kaçınılmaz oluyor. Sola dönecektim neredeyse ama yani burada levha olmaması büyük bir sıkıntı. Can kaybına mal olabilir.